Hayırlı akşamlar. Enderun'dan nameler canlı olarak huzurlarınızda. Bu akşam yine geçen hafta konuştuğumuz mevzunun devamı olan Safer ayı, yani hicri aylardan ikincisi olan Safer ayı ve içeriğini biraz konuşmaya gayret edeceğiz. Ünlü düşünürlerden Platon der ki, geçmişe takılıp yaşayan insanlar maalesef geçmiş yüzünden geleceklerini de karartırlar. Ne geçmiş onlar için bir fayda verir, ne de
gelecek onlar için bir anlam ifade eder. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarlar, hiç yaşamamış gibi ölürler ve giderler. Geçmişte çok güzel şeyler yapmıştık. Evet, onlara takılıp onların bize katacağı, bugün bize bahşedeceği ünlerle yaşamak yerine anı yaşamayı tasavvuf erbabı telkin eder. Yani İbnül Vakt olmayı, anın oğlu olmayı, aldığımız nefesin bilincini, kadrini bilmeyi ve zamana ve mekana Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği şekilde şeref addetmeyi kulağımıza üflerler. Bunun tam tersi olan zamana ve mekana uğursuzluk atfetmeyi de mutlaka uzak kalmamız gereken bir davranış olarak ifade ederler. İşte biz de bu akşam, hani vardır ya toplum içerisinde, Safer ayının bazı uğursuzlukları, acaba evlenmeler, nikahlar bu ayda yapıldığı zaman bir uğursuzluk mu olur? İşte duyulan bir baykuş sesi, acaba bir uğursuzluk mu getirir? Yahut da buna benzeyen çok şeyler. Bir takım eşyanın, bir takım zamanların böyle uğursuzluğuna inanılır. Acaba bu düşünce nereden geliyor günümüze? Biraz bunu konuşacağız. Çok kıymetli konuklarımız var. Bugün iki tane bereketlendi konuklarımız. Zaten bir tanesini siz daha önceki programlarımızdan da tanıyorsunuz. Programlarımıza fikirleriyle, düşünceleriyle ufuk veren, bizlere destek veren Profesör Doktor Mustafa Küçükaşçı hocamız. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ve diğer bir konuğumuz ve bugünün esas konuğu diyelim, siz evet, daimi konuk olduğunuz için, Casim hocamız, Casim Avcı, doçent doktor. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nedir bu teşekkür Safer ayına atfedilen uğursuzluk vesaire? Bu soruya cevap olarak konuşmamıza başlayalım ama ben hemen seyircilerimize yine Twitter hesabımızı bir hatırlatmak istiyorum. Zaten hemen ekranlarında görecekler. Enderun'dan nameler, enagmeler ve M kemiksiz, MK olarak hemen iletişime geçip klavyeye dokunalım ve bakalım bugünün hatırasına, bugünün anısına, dua mahiyetinde, dilek mahiyetinde neler olacak ve ben hemen sözü Casim hocama bırakıyorum. Öncelikle Mehmet Bey, bütün izleyicilerimize, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Uğursuzluk sorusuyla başladınız. Çünkü bu tabii bir düşünce, evet, bir kabul. Dolayısıyla biz uğursuzluk vardır da yoktur da desek, toplumların kültür olarak değişik kabulleri, inançları olmuştur. Geçmişte de olmuştur, günümüzde de olmuştur. Ancak acaba İslam bu tür şeyleri nasıl karşılıyor? Zamanda uğursuzluk var mıdır? Mekanda uğursuzluk var mıdır? Şahıslarda uğursuzluk var mıdır? Gibi sorular, evet, her zaman gündemlidir ve zihnimizi kurcalar. Safer ayındayız. Safer ayı ne yazık ki aylar içerisinde uğursuz ay olarak genelde kabul edilmiştir. Böyle düşünülmüştür. İslam öncesi dönemden bunun izleri vardır. Mesela cahiliye döneminde, İslam öncesi dönemde Araplar Safer ayı uğursuz olduğu için bu ayda umre yapılmazdı. Uzaktan Beytullah'a gelip tavaf edilmez. İşte Safa ile Merve arasında malumunuz sağ yapılmaz. Yani umre yapılmıyoruz Safer ayında. Veyahut da bu ay yapılan evliliklerin uzun sürmeyeceği, kısa zamanda işte boşanmaların meydana geleceğine inanılıyor. Veyahut da bir işe başlarken Safer'de başlamayalım diyor mesela. Veyahut da Safer'de başlıyorsa acaba sonu ne gelecek diye bir endişeyle karşılıyorlardı. Biliyorsunuz İslamiyet cahiliye toplumuna geldi. Kötülüklerin hakim olduğu, insanların gerçek kulluktan uzaklaştığı bir toplum bu. Tevhid çizgisinden şirke düştükleri bir toplum. İslamiyet şirkten tevhide insanları davet etti. Aynı zamanda yanlışları uzaklaştırmak ve bertaraf etmek için. Tahsiye etmek için. Bilmiyorum. Hazreti Peygamber tabii ki toplum devam ediyor. Gündelik hayat devam ettiği için bütünüyle biz işte İslam geldi, cahiliye dönemiyle bir bıçak şey gibi kesemeyiz, kesildi, evet, diyemiyoruz. Çünkü kültür yaşıyor. Devam ediyor. Toplum yaşıyor. Evet. Ama ne yaptı Hazreti Peygamber veya İslamiyet? Cahiliye döneminin iyi özelliklerini devam ettirdi. Kötü özelliklerini ıslah etti. Tamamen kaldırdı veyahut da iyi taraf olan özellikleri
kötülükleri arındırarak devam ediyor. Tetricen bir de hatta tabii, bazıların değil şüphesiz mi? Şüphesiz ki evet. Muhataplara göre devam et. İşte bunlardan bir tanesi. Şimdi sizin sorunuza cevap olarak söylüyorum. Safera ile ilgili uğursuzluk noktasındadır ki Hazreti Peygamber buyurdu ki baykuş ötmesinde uğursuzluk yoktur. İşte genel anlamda kuşların ötmesinde yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Mutlak manada safer ayını uğursuz kabul etmek İslami bir davranış, bir düşünce değildir. Değildir. Bu evet. Tam ben de size yöneliyorum. Buyurun lütfen. Belki burada şunu söylememiz lazım. Geçen haftaki programımızı seyreden izleyicilerimiz dikkat ettiyse, biz biliyorsunuz genelde siz safer ayında bestelenmiş, evet. Safer ayıyla ilişkisi olan ilahiler okunan. Safer ayında daha çok meşkedilen, daha tekkelerde. Daha çok meşkedilen, evet. Daha çok okunan, özellikle bizim tekke kültürümüzde çok fazla yer verilen ilahileri okumaya çalışıyorsunuz. O ilahilerin muhtevalarına da baktığımız zaman aslında Peygamber Efendimizin kaldırmaya çalışmış olduğu bu uğursuzluğun izlerinin sonraki dönemlerde devam edebileceğine karşı olarak bir refleks geliştirilmiş olduğunu ve işte hak şerleri hayreler gibi evet. Veya işte taşlı rahmet deryası, taşlı rahmet deryası evet. Gibi ilahileri çok fazla okuyarak bir anlamda başımıza gelen her şeyin bir şekilde Cenab-ı Allah tarafından geldiğini, onun dışında herhangi bir gücün bizim hayatımızın içerisinde bize şekil verme imkanının olmadığını hatırımızda tutmamız. Aslında yani, eserlerde de hep bu karşı koyuş var. Yani o batıla karşı bir set, bir duvar. Yani sen bir takım çevrendeki olaylardan bir mana çıkarıp şekil verme hayatına, geleceğine. Aksi takdirde bugünü kaybedeceksin. Cenab-ı Hak'tan iste. İlk eserde icra ettiğimiz gibi lekel hamdü, evet. Leke şükrü gibi. Yani bizim irtibat noktamız sadece Peygamber Efendimiz'i örnek alıp doğrudan Allah'a ulaşma yolu. Evet. Zaten bizim tekke kültürümüzün temeli, tasavvuf edebiyatımızın temeli de buna dayanıyor. Şimdi bir eser, Bahti Mahlaslı bir eser. İlahi senden özge mesnedim yok. Yine bu ay muacizesinde değerlendirilebilecek olan eserlerden bir tanesi bu da. Rızadan özge ya Rab hacetim yok. Visali Hakk'a kim ki erdi bahti, anım bu fani mülke cümbüşü yok diyor. Osmanlı sultanlarının. Kıymetli hocam biraz sonra aslında sizinle bu ayda gerçekten böyle toplumların düşünmesine sebep olan bir takım olaylar olmuş gerçekten de. Ama her ay olabilecek olaylar bunlar değil mi? Tabii, onlardan da biraz konuşalım. Yani hem her ay olabilecek olaylar, bir de tabii bizim medeniyet anlayışımız, medeniyet algımız bir bütün. Evet. Ve bu okuduğumuz ilahiler, burada yapmış olduğumuz konuşmalar hepsi bu bütünün bir parçası olarak düşünmemiz lazım. Tabii ki. Ve şunu hiçbir zaman için unutmamamız lazım. Hazreti Peygamber'in hayatında hiçbir şey tesadüfi olarak gelişmemiştir. Onun her davranışının, her sözünün bizim hayatımıza doğrudan etki edecek bir anlamı vardır. Eyvallah. Böyle düşünmek lazım. Yani. Eyvallah. Sözü bıraktık hemen muskiye. Rızadan özge yara hacetim yok.
Efe sözü. Sakın incitme bir canı, yıkarsın Arş-ı Rahman'ı diyor. Evet kıymetli hocam ve kıymetli Casim hocam, Mustafa hocamdan dinleyelim mi? Neler olmuş birinci okuduğumuz eserde Bahtin indi. Evet. Tarih içerisinde böyle göze çarpan, hani insanları bu düşünceye sevk eden neler var mesela?
Yani aslında Safer ayında meydana gelmiş olaylar söz konusu olduğu zaman burada ilk başta bir sözü Casim hocamıza verip Peygamber Efendimiz zamanında Safer ayında meydana gelmiş olanlar. Yani Peygamberimizin hayatında Safer ayında neler olmuş? Dinleyelim. Bir onlardan kısaca bahsetmeye oradan başlarsa hocamız. Peki. Sonrakileri anlamamız da kolay olur. İnşallah tabii. Buyurunuz. Şimdi Peygamber Efendimiz döneminde şüphesiz ki çok hareketli bir hayat yaşanıyor. Yeni din gelmiş, insanlar Müslüman oluyor. Savaşlar yaşanıyor, seferler yapılıyor. Sene 12 ay ama olaylar çok. Dolayısıyla iyisiyle kötüsüyle aylar içerisinde, günler içerisinde iyilikler de yaşanabiliyor, kötülükler de yaşanabiliyor. Hatta aynı gün yaşanabiliyor. Tabii ki. Şu örneği vereyim Mehmet Bey ben. Bedir gazvesi diyoruz. Ramazan ayında meydana geldi. Bir taraftan Müslümanlar müşriklere karşı büyük bir zafer kazandılar. İlk büyük savaş. Mekkeli müşriklerle Medineli Müslümanların karşılaştığı ilk büyük savaş. Bir taraftan müşriklere karşı büyük bir zafer kazandılar. Ancak aynı gün ne yazık ki Hazreti Peygamber'in kızı Hazreti Rukiye vefat etti ve toprağa verildi. Şunu belirtmek istiyorum. Hazreti Peygamber, Allah Resulü, Allah elçisi, bir tarafta zafer var, aynı gün hüzün, evlat acısı yaşıyor. Dolayısıyla öncelikle zaman üzerinde, tabii ki bereketli zamanlar var, hayırlı zamanlar var. Onlar bize iyilik kapılarını açmak için bir fırsat olarak değerlendirmemiz için verilmiştir. Ama zaman üzerine bir uğursuzluk vurgusu doğru değildir. Hatta evet. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, kim bir işi Safer ayında hayırlı bir iş yapacakken Saferdir, uğursuzdur diye vazgeçerse şirke düşmüş olur diyor. Yani niye? Çünkü cahiliye adeti bu. İşte şimdi bu temel yaklaşımdan sonra bazı olayları zikredelim. Mesela Hazreti Peygamber'in hicreti. Mekke'den Medine'ye hicret kararı almasının tabii ki akabe biatlarında bunlar konuşuluyor ama nihai noktada zaman olarak buraya denk geliyor. Safer ayında bir perşembe günü peygamberliğin 13. yılında perşembe günü müşrikler Darun Nedve'de Peygamber Efendimiz'i öldürme kararı alıyorlar. Hazreti Peygamber ertesi gün cuma günü işte o akşam Hazreti Ebubekir'in yanına gidiyor ve cuma günü Mekke'den ayrılıyorlar Safer ayının son günleri. Pazartesiye kadar Sevr mağarasında kalıyorlar. Ama sonuçta hicret için Mekke'den ayrılış Safer ayının son günlerine denk geliyor. Tabi arkasından Rebiülevvel ayında devam ediyor. Evet. Hatta isterseniz şöyle söyleyeyim ben. Siz birinci sorunuza da işte uğursuzluk var mı yok mu hocam diye temel bir soruyu sordunuz. Hazreti Peygamber'in doğumu hangi aydır hocam? Rebiülevvel. İşte yakında inşallah gelecek. İdrak edeceğiz inşallah. Evet. Tebrik edeceğiz. Peki Peygamber Efendimiz'in vefatı? Rebiülevvel. Şimdi ne yapacağız? Değil mi? Onun için bu temel şeyi bir kere yıkmamız lazım. Hicret Safer ayında başladı. Mekke'den ayrılış. Rebiül Evvel'de devam etti. Hazreti Peygamber Medine'ye ulaştı. Ve İslam tarihinin en önemli olaylarından birisi, Hazreti Peygamber'in hayatındaki en büyük değişimin yaşanması sebebi takvim başlangıcımız. Yani tabii. Biz bir gün Safer ayından bahsediyorsak hicret olduğu için, yani hicretten takvimimizi başlatıyoruz. Bu bakımdan tabii fevkalade önemli. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Hani Peygamber Efendimizin doğumunu Rebiülevvel, vefatında Rebiülevvel ayında olduğunu söyledik ya. Evet. Birisinde de rahatsızlanması da Safer ayında meydana geliyor. Ve işte işte birkaç gün rahatsızlık çekiyor ve Rebiülevvel ayında ondan sonra vefat ediyor. O bakımdan hayatının içerisinde Safer ayı çok önemli. Tabii burada bir de meydana gelen önemli olaylar var. Bu hocam olaylardan onu da bahsedelim. Unutmayalım neler var gerçekten. Tabii, merakı dikkat cazip olaylar. Seyircilerimizden bir tanesi Mustafa Aytekin, bu arada Twitter dostlarımız huzur saati ilan ettiler. Yine teşekkür ediyorum kendilerine. Diyor ki bu aylar için yani Safer için bu uğursuzluktan da kaçınmak veya özel olarak ihtimam gösterilmesi gereken bir uygulama, bir ibadet, bir dua var mı? Yani öyle hani bir... Uğursuzluğuna inanılınca ister istemez karşılığında da bir şey bekliyor ya insan. Özel bir ibadet, Safer ayı ile ilgili özel bir dua yok. Fakat
her zaman için Müslüman yapması gereken dua, Ya Rabbi senden hayır diliyorum, hayır istiyorum. Bu Hazreti Peygamber'in tavsiyesidir. Evet. Herhangi bir şekilde şüphelendiğimiz zaman hocam, evet, o zaman Ya Rabbi her şeyi takdir eden sensin, sen bana hayır takdir et. Eyvallah. Evlenmekten falan vazgeçmesinler yani. Eyvallah. Yani Peygamber evet. Efendimizin aslında bizimle ilgili söylemiş olduğu iş, 24 hayatımız, günlük hayatımızın saat, içerisinde evet. Allah'tan hiç uzaklaşmamak. Evet. Allah'tan uzaklaşmamanın en önemli yolu dua etmek. Evet. Zikirde bulunmak, tesbihatta bulunmak. Zaten insan ne kadar çok dua eder, ne kadar çok zikir ve tesbihat yapması, Allah'ı unutmaması anlamına geliyor. İnsanın Allah'ı unutmaması günah işlemekten ve yanlış yapmaktan muhafaza ediyor. İnsanın zaten günah işlememesi gibi, yanlış yapmaması gibi bir durum zaten söz konusu değil. Çünkü insan zaten. Çünkü insan. Çünkü onun için insan, insan yani. Evet. Ama işte eşrefi mahlukat olması, Rabbini tanıması meselesi. Evet, yaptığından yani, iyi ya da kötüyü evet, tefrik edecek hani, firasete sahip evet, olması burada. İkinci okuduğumuz ilahi de hep mesnet olarak şey yaptık ya yani işte. Biz mesnedimizin Allah olduğunu unutmamamız evet. gerekiyor. Bunun da birinci yolu duadan geçiyor. Şimdi hocama şu eserleri icra ettikten sonra şöyle bir soru sorsak. Bu Safer ayı tamam. Bugün biz Safer olarak biliyoruz ve toplumda bir batıl evet. gelenek söz konusu. Oluşmuş artık bu. Evet. Bu ayların isimleri ne zaman acaba? Ha, değil evet. mi? Bu evet. sorunun cevabını alalım. Şimdi yine Alvar Lafi'ye kulak verelim. Lütfu kahrı yad edince Nadiman ağlar güler. Havfu reca aleminde Taiban ağlar güler. Esasen mutasavvıflarımızın, şairlerimizin, mutasavvuf şairlerimizin telkin ettikleri nutuklar evet. hep havf ve reca arasındaki noktayı evet. yani kul olma, abd olma evet. noktasını bize işaret ediyor. Ve arkasından da biraz sonra yine Safer ayı ile bağlantılı konuşacağımız Hazreti Hüdayi'nin güzel bir eseri, sözleri. Allahümme ya hadi asan eyle yolumuz, sehil umural vadi, tez geçir dut elimiz. Allah. Buyurunuz efendim. Lütfu kahre yâd edince Nadiman ağlar güler. Lütfu kahre yâd edince Yağ, yağar, yağar, acılar.
Sevgili dostlar, Enderun'dan Nameler heyeti gerçekten benim keyif alarak, zevk alarak okuduğum ve icra ettiğim eserlere bu emeklerini veriyorlar. Ben kendilerine, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Siz mutlu musunuz bulunduğunuz durumdan? Evet. Aslında biz de teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Bizim sözle ifade etmek istediklerimizi daha kısa yoldan hem de bizim musikimizi canlandırarak. Çünkü musiki çok, gönle dokunuyor ya çok. Evet. Ondandır ve kıymetli arkadaşlarım hepsine çok teşekkür ediyorum. Hem sazendelerimiz, biliyorsunuz, hem hanede arkadaşlarımız. Bizim daha önceki bir programlarımızda Emin Işık hocamız yapılan işin önemine vurgu yapmak için beni konuşturmayın. Hep bu arkadaşlar çalsınlar. Sen de oku diye söylemişti. Yani bu aslında her zaman geçerli olan bir husus. Emin Hoca öyle söylediyse biz haydi size devredelim bu işi. Hocam yok, biz Safer'in nereden geldiğini bir öğrenelim önce. Yani lütfen. Evet, aslında burada şunu söyleyip de lütfen. Sonra Yasim hocamıza gene bırakalım. Çünkü biz ilk dönemden ayrılmamamız lazım. İlk dönem bizim çünkü en büyük rehberimiz. Tabii. Ve Peygamber Efendimiz var çünkü onun hayatında. Siyer. En azından Siyer'i belki öğrenme imkanı olmasa bile hayatımızda bir şekilde haberdar olmamız birçok şeyi öğrenmemize sebep oluyor. Şimdi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin bugün iki tane bu en son okuduğumuz eseri okundu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Safer 1038'de vefat ediyor. Yani onun vefatı da Safer ayında gerçekleşiyor. Ekim 1628'e denk geliyor. Tabii gene Üsküdar açısından baktığımız zaman Selami Ali Efendi var. Onun vefatı da Safer ayında gerçekleşmiş. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. Eyvallah. Tabii burada Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile ilgili şunu söylememiz lazım. Biz Anadolu'da İslamiyet'i kabul ettiğimiz andan itibaren halk kendisine sözlü bir kültür geliştirmiş. Ve bu kültürünü geliştirirken kendisine bir anlamda hep kahramanlar edinmiş. Onun için İstanbul kültüründe Anadolu yakası söz konusu olduğu zaman Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri
Avrupa yakası söz konusu olduğu zaman Beşiktaş'taki Yahya Efendi Hazretleri, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi, süt kardeşi olan Yahya Efendi Hazretleri bir anlamda İstanbul'un manevi aydınlatmaya sağlıklarında ve daha sonra da devam etmişler. Evet. Aslında bu oluşan sözlü kültür bir anlamda onların İstanbul'da halkla beraber yaşadıkları ve onların bir anlamda Hazreti Peygamber'le dolayısıyla Cenab-ı Allah'a ulaşmada birer vasıta olduklarını göstermekte. Yol gösterici oldukları, yol gösterici ışık olarak, tuttukları değil mi? Işık tuttukları, rehber oldukları. Onun için onların bu rehberlikleri de her zaman devam etmiş ve halk bunları hep benimsemiş. Biraz evvel okuduğumuz İlahi'nin bu meşhur Hüdayi yolu meselesi var ya, onunla ilgili olduğu konusunda ben bir yazı okudum. Evet. Hüdayi Deryan'ı... Hasan Kamil İlmaz Hoca, Aziz Mahmut'la da Hüdayi çalıştı biliyorsunuz. Evet. O müstakil bir kitabı var. Orada bu olaya değiniyor. Evet. Hocam cevap alalım artık hocamızdan. Ayların, hicri ayların isimleri nereden? Mesela onu söyleyebilir. Daha sonra da Peygamber Efendimiz'in hayatında evlilik gibi diğer birkaç tane olayı zikredip de en azından Safer ayıyla bağlamak lazım. Mehmet Bey, açık söylemek gerekirse biliyorsunuz. Kimse duymuyor hocam bizi. Ayların biz kendi isimleri, biz konuşuyoruz. Buyurun. Ayların isimleri ne zaman ortaya çıktı? Evet. Yani niçin verildi? Hangi isimler verildi konusunda kaynaklarda çok farklı rivayetler var. Şimdi, ama İslam öncesi olduğunda İslam kesin. Öncesinde tabii ki isimler devam ediyordu. Hatta biliyorsunuz bizim bir şaheserimiz var. Şaheserimiz oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Evet. 44 yıldır yayınlandı. İki ciltte inşallah zehir olarak şimdi çalışıyoruz. Ve ödül aldı değil mi hocam? Evet. Kurumsal olarak. Casim hocamızın sözünü keselim. Hep kestik ama bu. Evet, yani izin verirlerse. Dün tabii aslında bizim kültür tarihimiz bakımından önemli günlerden birisiydi benim kanaatime göre. Çünkü 1995 yılından beri kültür ve sanat büyük ödülleri Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmekte. Dün de bu ödülün 2014 yılına ait olanları verildi. Bu ödül verilenlerin içerisinde tabii bütün ödüller edebiyat alanında, sinema alanında verilenler, tarih alanında verilenler önemli ama bizim açımızdan iki tanesi çok önemli. Evet. Bunlardan bir tanesi bizim hepimizin üstadı olan, Türk musikisinin adeta bir devi olan hocamız, büyüğümüz, üstadımız Niyazi Sayın hocamıza ödüllerden birisi müzik dalında verildi. Evet. Yani biz bu ay biliyorsunuz Mevlana'yı da gelecek programlarda konuşmaya başlayacağız. İnşallah önümüzdeki haftanın ilk eseri de Niyazi Hoca'nın bir eseri olsun diye. Tabii yani Niyazi Hoca'ya bir değil birden başka program yapmak lazım. Evet. Çünkü bizim Mevlana'yı bize en iyi anlatan neyse, neyin de en büyük üstadı Niyazi Sayın Hocamız. Evet. Bu ödüllerden ikincisi de kurumsal bazda Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne verildi. Tam oradan sözü almıştık. Evet. Verelim mi hocam? Tabii tekrar verelim. Şimdi, yani. Dolayısıyla biz başımız sıkıştığı zaman Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne başvururuz. Evet. Şimdi de ben onu yapacağım müsaade ederseniz. Tabii, çünkü buyurun. Bu Safer Ayı'nın geçmişte hangi isimleri vardı bu konuda tabii bizim Kamil Yaşaroğlu arkadaşımız var. O Safer Ayı'nın. Geçen hafta konumuzu ben de izledim. Evet. Yani tekrar teşekkür ediyorum. Mesela arkadaşımız tespit etmiş. Geçmişte çok çeşitli isimler verilmiş bu Safer Ayı'na. Diyelim ki Arapların geçim ikiye ayırmışlar. Evet. Altı ay, altı ay. Onlar da var. Yani. Bir de ayrı. Daha öncesini söylüyor. Tespit etmiş. Diyor ki mesela Arabi Baide döneminde yani yok olan Araplar var. Ad, Semud, Amalika. Evet. Oraya girmeyelim ama sadece soyları tükenmiş olan Araplar. O dönemde diyor mesela Arabi Baide döneminde Mucir veya Mucir diyorlarmış bu aya. Hmm. Arabi Aribe döneminde yani bu Kahtanilerin olduğu dönemde mesela Sahil gibi isimler veriliyor. Hani bunlar akılda durmuyor zaten. Ben de durmamış ama yani demek ki değişik isimler var. Sonra Saferul Evvel, Safer işte niçin verildi diye sararmaktan verildi, işte boşalmaktan verildi. Yani evler, Safer de Muharrem, haram ay olduğu için savaş yasak. Bu sefer Safer'de savaş yapılıyor, evler boşalıyor, mal mülke el konuluyor. İşte bu evlerin boşalmasından kinaye Safer adı verilmiş deniliyor. Sonra Saferul Evvel, Saferul Sani deniliyor. Saferul Muharrem deniyor bu birinci kısma. Haram olan Safer.
Sonra Safer'i düşüyor, Muharrem ayı oluyor. İkinci ay öyle kalıyor Safer olarak kalıyor. Bunun gibi hikayesi var, geçmiş evet. şeyi var. Ben bu kadarını söyleyeyim. Eyvallah. Ve gerisini Diya'ya, Diya diyoruz biz kısaca, Diyanet İslam Ansiklopedisi'ne. İslam Ansiklopedisi'nin Safer maddesine müracaat edecek evet. dostlarımız. Biz sık sık duyurulur buradan. Ve biz Neyzen Tevfik Kolaylı'nın, pek bu ismi duymazsınız bu eseri okurken ya da icra ederken ama ben ısrarla vurgulamak istiyorum. Neyzen Tevfik'indir evet. Ahmet Kuddüsi Hazretleri'nin güftesi olan "Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana ilahisi." Evet, evet. Onunla bir açalım, sonra Leyla Hanım'a bir kulak verelim, bakalım neler söyleyecek. Buyurunuz efendim.
Affınla nazar kıl bu günahkar ilahi. Leyla kulunu ateşi aşkınla kefal et. Düzahta koyun, yakma bizi nare. Teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, programımızın maalesef ki üzülerek söyleyeyim, bu vakitler hep hızlıca geçiyor. Bu güzel mekanda ve atmosferde gerçekten benim keyif aldığım programlardan bir tanesi oldu bu. Evet. Sayenizde efendim çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sizin sayenizde teşekkür ederiz. Evet, isterseniz Zafer için son birkaç kelam ile cümlelerimizi tamamlayalım. Peygamber Efendimiz'in benim hayatında. Benim içimde bir şu eksiklik kaldı. Zafer'le ilgili cahiliye döneminde uğursuzluk yüklenmiş. İslam döneminde ne olmuş? Zaferul Hayr denilmiş. Ha. Zaferul Muzaffer denilmiş. Hani Mustafa Hocamız işaretler, Peygamber Efendimiz'in dönemi çok önemli. Resulullah Efendimiz'in sözleri, fiilleri çok önemli. O buyurmuş ki zaferde hayır dileyin. Diğer zamanlarda da. Yani eğer şüpheleniyorsanız hayır işte bunu İslam büyükleri, İslam toplumu ne yapmış? Zaferul Hayr diyerek yerine getirmiş oluyor aslında. Hazreti Peygamber dönemindeki olaylardan mesela hicretten sonra ikinci yıl Ebuha gazvesi, Veddan gazvesi dediğimiz Peygamber Efendimiz Medine'den çıkıyor. Bir askeri birlikle birlikte etrafta Kureyş müşrikleri var mı yok mu? O şekilde bir sefer düzenliyor. Eğer zafer ayı uğursuzluk olsaydı demesi lazımdı ki yapmazdı. Bir şey başımıza gelir. Bu böyle bir şey söz konusu değil. Ancak ne yazık ki tabii ki İslam tarihinde Hazreti Peygamber döneminde acı olaylar yaşanmış. Mesela hicretin 4. yılında Uhud gazvesinden sonra Bir-i Maune faciası ve Reci vakaları yaşanmış. Her ikisinde de mesela Reci vakasında ona yakın sahabi hocam müşrikler tarafından pusuya düşürülmüş ve bir kısmı Reci suyunun başında, bir kısmı da mesela
Hubey bin Adi ve Zeyd bin Desine esir alınmış, Mekkeli müşriklere satılmış, sonra da idam edilmişler. Hmm. Bir Maune'de 70'e yakın hafız, 70'e yani. Yakın kurra dediğimiz, Kur'an bilen, İslam bilen, ki bunlar İslam davetçileriydi. Hmm. Ashab-ı Suffe'dendi. 70'e yakın sahabi şehit edilmiştir. Yani bu iki üzücü olay da Safer ayında ne yazık ki yaşanmıştır. Ama mesela Hayber Seferi, Hayber'in fethi Safer ayında gerçekleşmiştir. Hazreti Ayşe ile Hazreti Peygamber Efendimiz'in evliliği Safer ayında olmuştur. Evet. Yine acı tatlı olayları devam ettirirsek, Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Zeynep'in vefatı Safer ayında olmuştur. Peygamber Efendimiz'in rahatsızlığı Safer'de başlamış, Rebiül Evvel'de vefat etmiştir. Kısacası Hazreti Peygamber acı tatlı olayları yaşamış, fakat bunları bir zamana bağlı olarak değil, acılar ise Allah'ın takdiridir, iyilikler de Allah'tandır. Eyvallah. Acılar karşısında sabretmek, iyilikler karzında da şükretmek her Eyvallah. Zaman Müslümanın tavrı olmalı. Ne güzel bir hatime İnşallah. Cümlesi oldu Casim Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Mustafa Hocam sizlere de her zaman bizimle berabersiniz. Ben de aslında şunu söyleyeyim. Tabii Safer ayı aslında Rebiül Evvel ayıyla Peygamber Efendimizin bu aleme teşrifleriyle ilgili mevlüt törenlerinin hazırlıklarının başladığı ay. Evet. Yani İslam tarihinde ilk defa mevlüt törenlerinin başlaması Muzafferettin Gökbörü Evet. Erbil Atabey tarafından başlatılmış. Yani bir anlamda bir taraftan üzüntü, Hazreti Hüseyin'in Muharrem ayında şehit edilmesinin üzüntüleri, hatta Hazreti Hasan Efendimiz de bu ayda Tabii. zehirlenmiştir. Evet. Safer ayında zehirlenerek evet. hayatını kaybetmiştir. Bir taraftan üzüntüler ama diğer taraftan da sevinçler için hazırlıkların olduğu bir ay. Hani narın da hoş, nurun da hoş. Eyvallah. Bu cümleyle evet. nokta koyalım. Çok teşekkür Aynen. ediyorum her ikinize de. Bize teşekkür Şeref ediyoruz. Bizler Arkadaşlara için. Da teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Güzel bir ziyafet Efendim, oldu bizim için. Biz de bu akşam sizlere Sultan II. Mustafa'nın şu güzel nidasıyla, sadasıyla, edasıyla veda edeceğiz. Hepinize dua istirhamıyla programı noktalarken sağlıklı günler diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Muhabbette kalın, açta kalın. Buyurunuz. Allah.
Eşref olurum senden.